بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Konum şu: hedefe doğru giderken yoldaki işaretler. Kitap Kastamonu Laikası sayfa 234. Yoldaki işaretler. Aziz Sıdık kardeşlerim, birden ruhuma gelmiş bir endişeyi, ruhumda hissettim demiyor, ruhuma gelen endişeyi. Farklı biliyor musunuz? Ruhumda hissettiğim demiyor, ruhuma gelen, hariçten gelen endişeyi beyan ediyor. Ona göre bakmak lazım. Ehli dalalet, Risale-i Nur'un elmas kılıçlarına mukabele edemedikleri için, Risale-i Nur talebelerine mukabele edemiyor. Yani iman esaslarıyla dolu, donanımlı, ne yapacaklarını da, nerede olacaklarını, kime karşı olacaklarını da laikalarla donanımlı, nasıl mukabele edecek? Şu çok önemli, bak koca koca adamlar, ilim dahi olsa, ilmi dahi olsa, ilim netice değildir, sadakat neticedir, ilmi dahi olsa, eğer kim kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin, makam, maksat, yani ilmi siyaseti, yani neyi, ne zaman, nasıl yapacağım, kimle beraber olacağım bilmiyorsa, o elindeki ilim batıla hizmet ediyor. Kah böyle, kah dostuna düşman, kah dostuna düşman, kah düşmana dost oluyor. Ölçü yok çünkü. Böyle hissiyatıyla devamlı oynar. Başka? Sabit ölçü yoksa fertte, cemaatin içerisinde, halkın içerisinde, öndekiler ne diyorsa sürü psikolojisiyle aynı hareket ediyor. Koyunu biliyorsunuz böyle. Kafası aşağıda yürür. Öndeki nereye gidiyor? Hiç önemli değil. Gidiyor mu? Tamam. Böyle Antep'te mi, Maraş'ta mı? Yüzlerce koyun telef olmuş. Baştaki uyanıklık yapmış keçi, arkasına koyunlar takip etmiş, keçi oradan oraya atlamış. Koyun nerede misin atlamış? Oradan gitti diye, oradan yüzde, çoban yetişene kadar 150 küsür tane koyun uçuruma gitmiş. Ya bu gitti bu adam, ben burada ne yapıyorum ya, ben niye gidiyorum falan demez. Sürü psikolojisi deniliyor. Hiç sorgulamadan, yargılamadan. Nedir o? Bizim ifadeyle, bizim cemaattaki geleneğimiz dediğim, laikaları okumayan, hadiselerde bocalar, tereddütleri yaşar, gelişen içtimai meselelerde laikaları okumayan kişide panik başlar, tedirginlik başlar, en mühimini söylüyorum, ümitsizlik başlar, yeis olur. Müslüman Müslümana düştü zanneder. Oysa Müslüman içerisindeki mikroplardan arınıyor demektir. Allah hadiseleri çıkartarak beden gibi düşünün İslam memleketini. Bazı hadiseler ishal gibi olur, bazı hadiseler kusmak gibi olur. İkisi de vücudu temizler. Bunu rüyada sordum. Birisine sordum rüyada. Ne oluyor dedim abi. Dedi ki bir taraf kusuyor, bir taraf ishal olmuş. Ama ikisi de vücudu temizliyor. İkisi de dikkat ederseniz atılıyor. Dolayısıyla kaliteye indikçe kuvvet artıyor. Makusel mütenasip. Yani keyfiyetsiz, kalitesiz çoğalmak gücü düşürür. Celal. Hayvan psikolojisi var ya, sürü psikolojisi gibi bir şey o. Yani kalitesiz kemiyet
gücü düşürür. Kalite, keyfiyet az dahi olsa kalitesizlerden çok güçlüdür. İştahsı saadet, işte ustadın hayatı, işte senin gibi bir insan. Değil mi? Bir köyde çıkmışsın, mahallende çıkmışsın, kariyerinde çıkmışsın, bir kişi sensin ama bak nasıl bir gidişat, tarihin gidişatını değiştiriyor. Onun için beşer tarihine baktığınız zaman böyle tarihi değiştirenlerin böyle arkasında sürü insan olduğu değil. Kaliteli oldukları için. Onun için Müslüman Müslümana düştü zannetmeyin. Müslüman temizleniyor. Bunlar nereden çıktı? Bunlar zaten vardı, biz bilmiyorduk. Peki içeride olan bu mesele ne yapardı? İçerimizdeki gücümüzü azaltıyordu. Rahmet ilahiyeni mani oluyordu. Güneşin, güneşe mani olduğu gibi yağmur da vermeye kara bulutları gibiydi. Hem güneşe mani hem de yağmur vermiyor. Ne kadar Müslümanların içerisine illetler atmışlar. Ne yapmışlar? Sağcılık, solculuk attılar. Sonra Alevilik, Sünnilik attılar. Sonra Türk, Kürt. Tabii bunu bir kısım yedi yani bazıları ama elhamdülillah bünye kabul etmedi. Öyle tuzağa gelenler var ki İngilizlerin attığı bu oyuna milliyetçilik. O da yedi. En son silahlarını yapılıyor. Ama Risale-i Nur talebelerin elmas kılıçlarına mukabele edemedikleri için ne yapıyorlar? Şakirtleri içinde derdi maişet cihetinden ve bahar mevsimi gafletinden istifade ederek yazın bahar mevsimi gaflet zamanı derdi maişetin şiddetlendiği, tarla bahçelerin daha çok olduğu, dolayısıyla kitap okumaların, derslere gitmelerin azaldığı, azalma nispetinde insanlara musallat olan bakteriler, mikroplar, maddi ve manevi dönemi başlıyor. Nasıl yapıyorlar? Bakın, dersleri gidemez, kitap pek okuyamadığı için meşrepler veya hissiyatları muhalefetinden, yani meslek değil, meşrep. Mesela meşrep, maşrapa, yani şu bardakla nehirden su alıyorsun. Nehir cemaattır. Ama tencereyle alıyorsun, maşapayla alıyorsun, kazanla alıyorsun, bardakla alıyorsun. Bu şurp ettiğin vasıta, içtiğin vasıta, o umumiyetten aldığın. Ama bu meşrepler bir olamaz, mümkün değil. Meslek birdir ama meşrep bir olamaz. Birliğini iddia eden insanı tanımamış demektir. İnsanı tanımıyor. Çünkü niye? İnsanı tanısaydı meşrep bir olamazdı. Meşrep karakter demek yani. Karakter, huy, tabiat hepimizde farklıdır. Şimdi ben sana uyar mıyım? Tıpatıp aynı olursak o zaman beni niye yarattı? Bu meşrep demektir. Yani kişinin hizmetten aldığı, kitaptan aldığı alma yöntemi. Yani fıtrat, karakter, tabiat, huy. Bu meşreptir. Bu mümkün değil ki. Biz hayvan değiliz ki aynı olamayız. Ama bir insan benim gibi düşüneceksin. Mutlaka benim gibi düşüneceksin, hissedeceksin, göreceksin demek. İnsanı tanıyamamış, tanımlayamamış, tabiat anlamamış. Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh, Ömer, Osman hepsi farklı. Şimdi diyebilir miyiz ki herkes Ebu Bekir gibi olsun? Meşrepler onun için üzerine durdum. Meşrepler veya hissiyatları muhalefetinden zayıf damarları bulup şakirtler içindeki tesanüdü sarsmak istediklerini hissettim ve anladım. Demek ki zemin müsait. Zemin nedir? Bir, derdi maşet cihetinden insanları koşuşturarak. İki, bahar mevsimi gaflet zamanı. Böyle bir zeminde iki tane sebep. İnsanların da hissiyatları ve meşrepleri muhalefetinde. Çok da güzel bir zemin. Bu ihtilafı yapanlar veya yapmak isteyenler de usta. Tamam mı? Ustalar. Birbirlerinin içine girerler, aramıza girerler. Aramıza girip nurcu gözükür, fedakar gözükür.
Eğer o cemaatta para veriliyorsa, para toplanıyorsa çok şiddetli para verir. O parayla kendisi belirli yere taşınır. Yani karar alma yere kadar yükselir. Meşverette tepelere çıkar. Parayı bastırır. Doğru karar almasına mani olur cemaatin mesela. Veya en büyük planlarını size söyleyeyim. Bildiğim için şimdi zihnimden tasarlamıyorum. Hayalime koydum o adamı, söylüyorum size. Böyle kuvvetli bir para vererek yönetime kadar yükselmiş. Bir cemaatin içinde. Orada yapacağı şu. Mevcut tamam. Celal çok önemli. O tepeye çıktı mı? Tepeye çıktı bu cemaatin devamına. Bu cemaatin devamına ve kalitesinin yükseltmesine sebep olacak alt yerde gençlerden kaliteli kim var? Onları devre dışı yapıyorlar. Plan bu. Mevcuda dokunmuyorlar. Geleceği önlemiş oluyor. Geleceği önlemiyor. Cemaati bitiriyor. Bildiğim için söylüyorum. Şu anda bakıyorum ona. Yani cemaatin kalitesini yükseltecek, bütünlüğünü sağlayacak, tepelerde, yönetimde muvaffakiyet sağlayabilecek ihtimali, kapasiteli ve kaliteli gençleri, çocukları devre dışı yapmak, imha etmek. Birinci planları bu kesinlikle. Mevcuda dokunursa var olanlara ihtilaf ve kavga çıkar ve bilinir. Onlara kesinlikle dokunmaz. Peki, bizim aramızda nurculukta nasıl olur? Nasıl kendisini buluyor böyle bir fıtrat? Nurculukta da şöyle yapıyor. Bir cemaat ahengimiz var, batıl veya doğru veya yanlış. Aramızda böyle kapasiteli ve kaliteli bir arkadaşımız sıyrılıyorsa, cemaatimize olabilir zarar diye o vakıfsa onun işi bitiriliyor. Cemaatin selameti için fert kafası kesiliyor, evlendiriliyor veya işe atılıyor. Yani peynir gibi kesiliyor, kenara konuluyor. Bu da içimizdeki sinsi bir plan. Zan üzerine hüküm bina etmek. Zan. Yani bu insan büyüyor, kaliteli, kapasiteli, topluma, millete yani cemaata hitap edecek. Böyle bir insan ise hemen vakıfsa hemen onun işini bitirir, maaşına zam, işine son. Bir dershane veriliyor, üst katta kendisi oturuyor, aşağıda dersler yapıyor ama orada, o mahallede bir de komutla şu mevzuların dışına çıkmayacaksın. Çünkü zaten evlendiği için o kadar kutsiyeti de olmuyor. O kadar noktayı nazarda olmuyor. Ha? Bunlar oynanan oyunlar arkadaşlar. Ben yeni tasarladığım bir şey değil. Var olanları. Çünkü olayın içindeyim. 17 yaşından girmişim ben bu parkura. Ben arada girmemişim bu hizmete. Ta çekirdekten girmişim. Biliyorum. Diğer cemaatlerdeki şunu söyledim. Para vererek yükseliyor ve İşte bu kaliteyi ve cemaati belirli bir yere taşıyacak kişileri böyle kafası kesiliyor. Bizim içerimizdekileri de böyle kapasiteli ve kapasiteli, kaliteli insan olursa onu da böyle bir şekilde kurtlarla, baktı o yemedi, kurt takılıyor, uçuyor, kaçıyor, hastur hususudur, ne bileyim, hususi bir meşrettir. Kendisini nazara veriyor, enaniyetlidir, şöhretperestidir, şöhret için yapıyor, şöhret için yapıyor, bu dersleri şöhret için yapıyor. Tamam onun içine mi girdin sen şöhreti? Şimdi şöhret için yapsa bile sana ne ama neticesi bu kadar insanlar istifade ediyor mu? Sen o adamın şöhret için yaptığını nereden biliyorsun? Ha, diyelim ki doğru sana ne ama neticesi itibariyle topluma bir fayda sağlıyor ve cemaati belirli bir yere kadar taşıyor. Ama sana öyle gözükebiliyor. Çünkü gözlüğün senin bir tuhaf. İşte bunlar ne yapıyor? Hissiyatlarının muhalefetinden
Dedik ya, hedefe götüren yoldaki işaret taşlarından bahsediyorum bu akşam. Dersimiz o. Ve ruhuma gelen endişeyi diyor. Ruhumdan çıkan, doğan endişe değil. Ruhuna hariçten gelen endişeyi beyan ediyorum diye mektubun başı böyle başlıyor. Meşrepler veya hissiyatları muhalefetinden hemen geliyorlar. Zayıf damarları bulup, hani şeyden giderken, askeriyeden geçerken, hava yollarına geçerken dedektörle bakarlar böyle. Tırnağın bir şey ötüyor mu falan, var mı diye. İnsanların da böyle aletle bakarlar böyle. Dedektörle bakarlar. Acaba zaafı var mı? Nerede? İnsanın kaç tane zaaf noktası vardı? Zaaf noktası. İnsanın en zayıf damarı. Risale'de geçiyor. Korku ve inanet. Ama evet, ama iki. Korku ve inanet. Ama neydi o Risale'nin adı? Hucumat-ı sitte. Kaç taneydi? Altı tane. Yani dedektörle tespit edilen. Böyle bakabilir miyiz? Peki nedir? Mesela bir dedektörde öttü. Hangisi var belki? Altı tane sayar mıyız? Korku var. Korku var. Tama var. Hubbıcah var. Vazife perverlik var ya, tembellik ve temperverlik. Başka? Milliyetçilik var. He? Derdim Ayşe. Peki. Ona da bakarsınız o zaman. Biraz da merak olsun. Altı tane. İşte insanların zayıf damarlarını bulup dedektörle bakıyorlar. Hangi tarafı var? Bu Türk mü Kürt mü? Milliyetçilik olabilir. Bu şöhret enaniyet mi? Memursa vazife perverliğinden, temperverlikten, tembellikten. Ondan sonra biraz ilmi çizimleri varsa, biraz meşguliyeti varsa, enaniyetinden, hubucaktan, şöhretten, korkudan, tamadan, bunlar zayıf damarları bulup şakirtler içindeki tesanüdü sarsmak. Niçin? Ne alakası var? Arkadaşlar, tesanüt, uhuvvet, muhabbet gibi ulvi seciyeler kamil bir ruhun tezahürüdür. Bir daha söylüyorum. Muhabbet, şefkat, uhuvvet, tesanüt, ihlas, sadakat gibi yani özellikler kamil bir ruhun özellikleridir bunlar. Şualar 302'de diyor ki işte ruhtaki kemalatı bozulursa ruhta böyle bir eylem olmaz. Yani bozulan bir ruhta uhuvvet olmaz. Bozulan bir ruhta ihlas olmaz. Muhabbet olmaz. Onun için günahlar bizim ruhumuzu bozdukça ruhta da böyle ulvi özellikte seciyeler tezahür etmez. Günahlar bozuyor. Nerede geçiyor şuaların? Hatırlayan var mı? Türkiye'nin şeyler arası otobüsü vardı ya. 302 Mercedes, oradan hatırınıza kalsın. 302. sayfada. Peki, bunlara karşı ne çağrı üretiyor? Biliyor musunuz onu, hatırladınız mı? Diyor ki, sizin ilminiz, gücünüz, kariyeriniz, makamınız, kabadayılığınız, çok iyi ders yapmanız, bilmem şu demiyor. Sizin tesanüdünüz ve sebatınız münafıkların planını akın bıraktı diyor. Tesanüdünüz ve sebatınız. Ustad en son bize ne öneriyor biliyor musunuz? Tavsiye ediyor bakın. Evvel ahir tavsiyem diyor. Buna mukabil. Sayfa 312'de bakın ne diyor. Evvel ahir tavsiyem. 1. Tesanüdünüzü muhafaza. 2. Enaniyet. 3. Benlik. 4. Rekabetten tahaffuz. Yani tesanüdünüzü muhafaza, enaniyetten tahaffuz, benlikten tahaffuz, rekabetten tahaffuz, itidaliden ve ihtiyattır. İtidaliden mi çok soruyorlar, ona bir misal vereyim. Sütü pişirenler bilir. Sütü ocağa koyduğun zaman gaflete gelmez. Bir arkanı döndürme hemen
çok sinsidir süt kaynaması. Bir anda fırlar. Darmadağın eder ocağı, taşar yani. Onun için yanında durman lazım. İtidali dem, öyle bir tahrik olursun ki ortamında hiç senin bile haberin olmaz. Süt gibi seni kabartırlar. Edersin tahribatı. Sonra Allah Allah benim orada ne işim vardı? Ben bunu niye yaptım? Bana kim yaptırdı? Öyle bir tahrip yaparsın ki dünya ve ahirette bedelini zor ödersin. En azından vicdan azabıyla. Bu itidali dem, yani dem nedir? Kan. İtidal, ifrat ve tefritten azade olan bir kan. Kan hareketi. Kanı hareketlendiren şey. İhtiyatta, yani ölçülerle hareket etmek. Yani elinde laykaları almak. Demek ki evvel ahir tavsiyemiz. Bir, tesanüdünüzü muhafaza ediniz. İki, enaniyetten uzak durunuz, tahaffuz olunuz. Enaniyetten tahaffuz. Benlikten tahaffuz. Rekabetten tahaffuz, itidali dem ve ihtiyattır. Böyle diyor. Sakın çok dikkat ediniz. Sakın çok dikkat ediniz. İçinize bir mübayenet düşmesin. Zıtlık yani. İçinize yabanilik, zıtlık düşmesin. Niye? İnsan hatadan hali olamaz. İnsan hatadan hali olamaz yani. Hata olur. Bakacağız onu. Nasıl telafi edilir? Tahrip ederek değil. Hataya bakarız. Şahsi hukuk mudur? Umumi hukuk mudur? Peki, sarih midir? Yani benim anlayışımda bir suç mudur? Zanları mıdır? Hakikaten Risale'nin açık ifadelerine zıt mıdır? Hataya mı düşmüştür? İsrar mı ediyor? Bilerek ısrar mı ediyor? Bu suçu yapan kişi dar dairede midir, geniş dairede midir? Anlıyor musun? Bu kardeşimiz yani bunu bilmeyecek bir durumda mı? Yani nefse aldanmıştır vesaire. İnsan hatadan hali olamaz. Fakat tövbe kapısı açıktır. Eğer kusurlardan dolayı Allah bize ceza vermeye kalksaydı hiçbiriniz burada olmazdınız. Eğer kusurlardan dolayı Allah hemen ceza verseydi, sabretmeseydi, tövbe fırsatı vermeseydi hiçbiriniz burada olamazdınız. Ben de dahil. Allah fırsat veriyor, sen fırsat vermiyorsun. Ben fırsat vermiyorum. Fakat tövbe kapısı açıktır. Nefis ve şeytan sizi kardeşinize karşı itiraza ve haklı olarak ama haklısın tenkite sevk ettiği vakit diyeniz ki. Bak haklı tenkit yapıyorsun. %100 haklısın. Ustad öyle diyor bak. Haklı olarak tenkite sevk ettiği vakit içinde diyor ki bir sürü donanımlarım var, bilgilerim var. Buna böyle muamele et. İçimizden itiraz ve haklı olarak tenkit geldiği zaman içimize diyecekmişiz ki içerimize biz değil böyle cüz-ü hukukumuzu belki hayatımızı ve haysiyetimizi ve dünyevi saadetimizi Risale-i Nur'un en kuvvetli rabıtası olan tesanüde feda etmeye mükellefiz. Bir de okuyorum. İçerimizde haklı olarak tenkite hal geldiği zaman tenkide sevk ettiği vakit deyiniz ki biz değil böyle cüz-ü hukukumuzu cüz-ü bir hukuk belki hayatımızı haysiyetimizi ve dünyevi saadetimizi Risale-i Nur'un en kuvvetli rabıtası olan tesanüde feda etmeye mükellefiz. Mükellefiz. Nur'un en kuvvetli rabıtası olan tesanüde feda etmeye mükellefiz. Nur'un en kuvvetli rabıtası. Tesanüt, senetleşmeden de geliyor. Tesanüt, senetleşme, akitleşme.
senetleşeceğiz bir şey adına. Mal alıp veriyoruz. Bunu alıp veriyoruz. Senetleşme. Ne demek senetleşme? Bir şey adına imzalaşmak, anlaşmak. Biz nurcu muyuz? Evet. Nerede anlaşacağız? Laikalarda anlaşacağız. Buna göre mi hareket edeceğiz? O kadar. Senetleşme burada. Yani imani mevzularda Risale'nden anlaşacağız. Senetleşeceğiz. Tesanus senetleşmek. Bir yerde anlaşmak. Yani şu, gel buraya. Yani tesanüt etmiyorlar. Yani millete hitap ederken tesanüt edilecek noktayı da söylüyor böyle bakın. Hani bizim oradaki bir hoca vaaz ediyor da öşürü anlatıyor. Cemaat, öşür vermek lazım, öşür. Yani öşürü tehdit şeyle ikaz ediyor, öşür vereceksin ama nereye vereceğin de adresi yapıyor bak. Öşür vereceksiniz. Tamam böyle. Şimdi tesanüt edeceğiz diyoruz ama nerede? Olmadı. En büyük ihlassızlık dersi ihlas dersinde yapılıyor. En büyük adavet dersi Uhuvvet Risalesi dersi yapılırken yapılıyor. Burayı görmüyorlar diye hitap ediyoruz. Şuraya bakın, şuradaki uhuvveti ve ihlası, Allah Allah ben bu insanları anlamıyorum ya, şuraya bakın diye hep harici okuyoruz. Tenkit vesilesi oluyor İhlas Risalesi. Başta ben yani. Biz okuyoruz. Eyvallah. İnsan, ben nereye şaşırıyorum biliyor musun? Bir ben böyleyim de. Tevazu için söylemiyorum arkadaşlar yani. İnsanın tiniyetinde bu var. Ya neler var içerimizde, ne pislikler varmış da. Okudukça bu fark ediyoruz. Ya okumasak, okumayan ne yapıyor? Şimdi laikayı okumayan ne yapacak bunu? Bilmeyecek ki, kendisi haklı zannedecek. Hem haksız, hem de haklım zannedecek. Yani yanlışını tavsiye etmek şöyle dursun, yanlışını icra edecek. İki tane cinayet. Okuyoruz biz böyleyiz. Ya okumayanlar nedir? Ha? O bize, ha, Risale-i Nur'un en kuvvetli rabıtası olan tesanüde feda etmeye mükellefiz. O bize kazandırdığı netice itibariyle dünyaya enaniyete ait her şeyi feda etmek vazifemizdir. Deyip nefsinizi susturunuz. Muhatap kim? Nefis. Üçe ayıracağız. Benim nefsim, benim ruhum, ben diyen. Benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum, ben diyen bunların ötesinde. Benden içeri, ben denilenin daha arkasında. Yani benim ruhum diyen ruh değil. İşte benim nefsim, benim ruhum, ben diyen. Üçü ayrıdır. İşte buna böyle deyiniz diyor. Nefsinizi susturunuz. Olmayacak bir şeyi teklif etmez. Ediliyorsa bu böyledir. Ha mesela ben bu dersi okurken hakikaten benimle hiç alakası yok. Hep kim? Hariç canım. En fazla olsa sizsiniz bunun muhatabı. Onun için sizi okuyor. Bu dersin muhatabı sizsiniz. Benimle hiç alakası yok. İşte en büyük ihanet kendimize budur. Kendimize ihanet. Yani tezkiye yapmışız. Temize çıkartmışız. Tebriğe etmişiz. Mülhime olmuş, razi olmuş, levvame olmuş bir nefis var zannediyoruz biz. Hepimiz kardeşim nefs-i emmarenin üzerine bina etmişiz. Hepimiz bu dersin muhatabıdır. Medarinize bir mesele varsa, mesele var diyelim, tamam. Ortada bir mesele var, ne yapacağız? Meşveret ediniz. Nasıl yapacağız kardeşim meşveret ama çok da sıkı tutmayınız. Niye tutmayacağız? Çünkü herkes bir meşrepte olmaz. Ne yapacağım üstadım? Musama ile birbirine bakmak şimdi elzemdir. Sanki bu mukadder soruları soracağız, ustad sıralamış. Şimdi elzemdir. Çünkü savaşıyoruz. Bir geçit geçit var. Bir süreç yaşıyoruz. O süreçte artık çingeneler ve köpekler, şunlar bunlar, siyah beyaz, kim yardım ederse etsin, ormandan bir geçerken şu vahşi canavarlardan, ayılardan kurtulmak için
kim kazma kürek getiriyorsa, yok sen siyahsın, sen beyazsın, sen iyi sallayamıyorsun, sen daha önce sana şöyle kızmıştım deme hakkımız yok. Çünkü tehlike var, o süreci geçmemiz lazım el birliğiyle. Pataklıktan geçeceğiz, sen büyük taş taşımıyorsun, ufak getiriyorsun, bırak kardeşim, onlarla meşgul olma. Allah Allah, çok sıkı tutmayınız, herkes bir meşrepte olmaz. Buna ait bazı yerler okuyayım. Fakat herkes bir ahlakta olamaz. Bazıları meşru dairede rahatını istese de itiraz edilmemeli. 223'ten okuyorum Kastamonu. Zarrete düşen bir şarkı. Devam ediyor. Bu kadar yeter. Fakat herkes bir ahlakta olamaz. Bazıları meşru dairede rahatını istese de meşru dairede itiraz edilmemeli. Yani böyle artık mekruh dönemine, yani kerahat dönemine, kerahat gibi kusurları aramaya döneminde değiliz. Yani meşru dairede keyfini istiyorsa, sen vay bunu niye yapıyorsun? Harama düşmemek şartıyla onun hayatına itiraz edilmemeli. Nur'un hizmetinde de öyle. Zanlarımızla hareket edecek dönemi değiliz. Onlar çoktan kapandı. Zan dönemleri bitti. Hele hele zanın en ilerisini söylüyorum. Mesela Fatih geldi bana. İyi dinleyin. Hep böyle kafamı kaldırıyorum. Var olan olayları anlatıyorum. Misal verirken cemaat veya toplum içinde olan bir yaramızı sarmak için, neşter bulmak için söylüyorum. Başta ilk önce nefsim. Fatih Hanım'a geldi. Birisinden bahsediyor. Cemaat içinden birisinden. Ama tanımıyor. Fatih abimiz, abi olduğu için birisinden bahsediyor. Enes'ten bahsediyor. Ben tanımıyorum. O tanıyor. Onun telkiniyle, onun verdiği bilgileri hiç araştırmadan ben tanımadığım Enes'e düşman oluyor. Ve sağda solda yetmiyor düşman olduğum, sağda solda onun aleyhinde bulunuyor. Tanıyor musun kardeş onunla? Dinimizin dediğine göre seyahat ettin mi onunla? Yok. Yemek yedin mi? Yok. Ticaret yaptın mı? Ticaret akit yani bir ilmi mübahese yaptın mı? Bir ticaret alışveriş yaptın mı? Yok. Nereden tanıyorsun? Birisini demesiyle. Peki Hazreti Ali radıyallahu anh ki İslam hukuku ona şöyle bina etmişler. Haklı dahi olsan ikinci dinlemeden karar verdin. İsabet dahi olsan zalimlerden olursun. Çünkü dinlemedin bilmiyorsun ki onu. Yani zannın ileri derecesi bu. Birisini göstererek ona düşman olmaktır. Soruyorsun kardeşim tanıyor musun? Yok. Niye düşmansın? Felanca böyle dedi. Hiç Allah'tan korkmuyor musun ya? Felanca dedi diye. Böyle bir şey olur mu? Hele hele bu bir Müslümansa 259 barladan söylüyorum. Hele hele ehli ilimse diyor. 3. Hele hele saygın ve topluma menfaatli ve yön veren bir insansa. Gıybet bahsinde geçiyor gayrimüteşhirde. Yani gıybetin diyor derecesi. Sokakta bir Müslümana ettiğiniz gıybetin haramiyetiyle bir alime yapılan gıybetin haramiyeti farklıdır. Bir bekarın yaptığı zina ile bir evlinin yaptığı zina farklıdır. Farklıdır yani. Dolayısıyla zanlarımızla hareket edip koluna giriyor, bir şekilde kanına giriyor. Ya Özdin var ya Özdin, şöyle bir adamdı bu. Ya öyle mi ya falan. Tabii ya acayip ya, yemin biraderim ya. İstersen telefon bile ederim ha. Bak istersen, yok abi estağfurullah ya. Telefon bile ederim yani. Bir başkasını anlatayım, bir aşağısını. Enes'in yanına gelirim. Enes ne haber? İyiyim abi. Hayırdır abi? Ya bir şey yok. Ya bir canı sıkılmış. Ya of ya, sıkılır ya. Bir dakika ne oldu? Ya nasıl sıkılmasın kardeşim ya? Ne oldu ya? Ya
sen yani bu kadar sokakta serseri ve dinsiz varken senin aleyhinde bulunuyorlar ya abi. Yapma ya. Ya canım nasıl sıkılmasın ya? Kim falan? Ya boş ver abi, isme gerek yok ya. Senin aleyhinde bulunuyor. Ben gereken cevabını verdim. Ağzının payını verdim ama yani acayip oldum ya. Ya dur ya, kim falan? Ya rahat ol. Ondan sonra ya neyse. Kim falancalar ya senin aleyhinde. Öyle mi? Oo, bende bir alev başladı. Aynı onu ona gidiyor şimdi. Ya falan. Ne var falan? İyi. Hasan ne oldu? Ya işte sorma şunu. Aynı onu da buna karşı böyle suni bir gündem yapıp iki birbirini tanımayan adam birbirine şiddetli bir düşman. Müslüman bu tuzağa ve tezgaha geliyor. Bazen. Gelmeyeceğiz Allah'ın izniyle. İşte ayet-i kerimeye uyacağız. Allah'ın dinine uysak böyle olmaz. Bir fasık diyor size bir haber getirdiği zaman araştırmadan karar vermeyiniz. Diyor mu? Bir mana. Kur'an-ı Kerim'de bir mana. Tam metni ezberimde olmadığı için bir mana diyor. Bir fasıkın getirdiği size haberi araştırırız. Onun için iletişim çok önemli. Alelen diyeceksin ki arkadaş. Böyle böyle demişsin falanca ortamda. Yok ya tövbe estağfurullah. Yapma ya. Bana da kim dedi ya bana? Bana da aynı adam böyle yaptı. Ha? Ha ikimizin düşmanı da budur. Unutmayın diyor. Hazreti Ali'nin bir sözü var. Bir insan diyor size gelip birisinden haber getirirse siz de İslam hukukunda geçiyor bu. Hazreti Ali'nin sözünü şey yapıyorlar. Bak bir de söylüyorum. Ben buradayım. Bir insan bana gelmiş başkasının aleyhinde konuşurken ben susturmuyorsam el ceza min cinsine amel, aynı adam da veya bir başkası benim aleyhimde bir yerde konuşmasına fırsat veriyorum, kadere fetva veriyorum. Eğer ben sustursaydım, sus onda kardeşimden şey yapma, onun aleyhinde bulunma desem Allah da benim aleyhimde kimseyi konuşturtmaz. Eğer birileri benim aleyhimde konuşuyorsa cezası, şey sebebi şudur. Ben de birilerini yanımda konuşmasına fırsat veriyorum. Yani birileri gelmiş yanıma, birilerini eleştiriyor da ben onu susturmuyorsam veya orayı terk etmiyorsam el ceza min cinsil amel, ceza amel cinsindendir. Aynı fiili bende de olacak. Birileri de beni başka yerde tenkit edecek. Onun için arkadaşlar tenkit mi ediyorlar seni? Beni ediyorlar. Çünkü niye? Niye beni tenkit ediyorlar? Çünkü ben de tenkite müsaade etmiyorum yanımda. Bu böyledir. Eğer ben sustursaydım, kimse kader ilahi de onlara fırsat vermezdi. İstisnalar hariç. Sen hariç olabilirsin. Ama ben hariç değilim. Başka bir yer. Kardeşlerim, sizde vuku bulan küçücük kusurları çok iyi izam etmeyiniz. Küçük kusurları büyütmeyiniz. Bir de okuyayım. Sizde vuku bulan küçücük kusurları çok izam etmeyiniz. Başka bir yer okuyayım bununla alakalı. Risale-i Nur şakirtlerinin bu dehşetli hale karşı sarsılmamaları, tesanütleri bozulması ihtimaliyle ziyade endişe ediyordum. Sizler her zamandan ziyade bu fırtınada tesanüdünüzü ve ittihadınızı ve birbirinin kusuruna bakmaması, birbirini tenkit etmemesi, Risale-i Nur'un vazife-i kutsiye-i imaniyesi hesabına mükellef ve muhtaçsınız. Sonra Allah bir his verir, mancınağı koyar, beşer zulmü içerisinde kaderin adaletiyle kendini fizanda görürsün. Kaderin de tokatı serttir. Yani kale almayacağız ama kaderin fetvası da, kadere de fetva verdik mi çok ağır bedel ödettiriyor. Ödettirir yani. Hiç kader affetmiyor. Hele zulüm belirli bir yere aşamaya geldi mi Allah muhafaza etsin şey yapmıyor yani affetmiyor. Çünkü mazlumun ahını aldır mı
çok aheste aheste çıkıyor. Ya mazlumun ağını almayacaksın. Mesela beddua etmeyeceksin. Çünkü beddua mutlaka bir yeri vuracak. Eğer ettiğiniz beddua layıkse gidiyor. Eğer o layık değilse sana dönüyor. Onun için başımıza gelen belaların bir kısmı okuduğumuz beddualardan olduğunu söylüyorlar alimler. Allah belanı versin diyoruz. Ağzımız alıştı böyle. Belaya layık değilse sana dönüyor. Allah senin belanı veriyor. Ya nereden geldi bu bela? Sen okudun belayı. Çünkü bela yerde durmaz. Aşağı gider, layıksa ne olur? Ya. Başka bir yer. İhtilaf-ı meşrebinizden, yani meşrepte, meşrep farklılığı var ya, başta anlatmıştım. Yani akan nehirden istifade etmek için daldırdığımız maşapa, kova, bardak, bu yani şu içme vasıtası, istifade yolu. Buna meşrep, yani uygulayayım, fıtrat, huy, tabiat, soya dayalı, örf ve ananeden aldığımız özellikler, zaaflarımız, bunlar bizim meşrebimizdir. Ha, bu meşrep herkeste farklıdır. İşte ihtilaf-ı meşrebinizden ve zayıf damarlarınızdan, bazıları da bazı konuda çok zayıf olur, hassas olur. O mesela o konuda değildir. Bazı konuda çok hassastır. Acayip bir şey yani. Titizdir. O titizliğini din zanneder, nurculuk zanneder. Tahrip eder. Mesela bazı hanımlarda temizlik hassasiyeti dini zanneder. Vehim ve vesvesenin duçarı olmuş. Acayip sinek geçse, hatta kocası geliyor kapıdan, dur. Millet bilmem tuvalette, şey, sokakta bilmem ne yapmıştır, kurumuştur, havaya uçmuştur. Tabi rüzgar desti, tam senin ceketine konmuştur. Çıkar ceketini. Adam kapıda. Hikaye anlatmıyorum, biliyor musun? Çorabını da çıkar. Utanmasa pantolonunu da çıkar diyecek ha. Ondan sonra ayakkabısını poşetine koyar. O eşyalar ne yapar? Hazırladığı büyük poşet var. Onun içine koyar. Öyle alır içeriye. Bunu da din zanneder veya takva zanneder. Ona hal şiddetlenir. Bazen de meşrebimizden kaynaklanan hassasiyet takva zannederiz. Takvayı zannederiz, takla atarız. Berbat oluruz, berbat ederiz. Eyvah deriz, arkasından bakarız ama Badel Harabı Basra. Sebebi laf dinlememekten, böyle anlayışımızı doğru zannedip, din zannedip, nurculuk zannedip öyle yaptığımız tahribatların arkasına bakıp dururuz. Eyvah deriz ama iş işten geçer. Diyor ki, ihtilaf-ı meşrebinizden, iki, zayıf damarlarınızdan, üç, derdi maişet zaruretinden, yani geçim derdinden dolayı ne alakası var, uhuvvete zarar veriyor? Çünkü derdi maişet zaman bırakmıyor. Kitap okumana, derse gitmene zaman bırakmıyor. O zaman kendine yatırım yapmasan ruhta güzel kemalat olmuyor. Yani tesanüt, uhuvvet, muhabbet gibi ulvi özellikler kamil bu ruhtan tezahür eder, kamil. Ruh gıdasını almamış ki güzel özellikler, sıfatlar, meziyetler gözüksün. O zaman derdi maşet böyle darbe vuruyor. Birincisi ihtilaf-ı meşrebinizden, zayıf damarlarınızdan, yani hassas olduğun konulardan. Üç, derdi maşet zaruretinden, ehli dalalet istifade edip birbirinizi tenkit ettirmeye meydan vermeyiniz. Meşveret-i şeriye ile reylerinizi teşettütten muhafaza ediniz. Çok ilginç çekti benim. Çok tuhafıma gidiyor. 223'te olsa gerek. Ne diyor biliyor musunuz? Aranızda bir araya geldiğiniz zaman diyor, kavga etmeye mani olan 3 risale okuyunuz diyor. Hatırlayanınız var mı? Kavga etmemek için bir araya geldiğiniz zaman müzakere edin diyor. 3 tane risale. Nedir o? İhlas 1. Ben de yani imtihan etmiyorum aşağı. Ben de sorsanız bilmem ama. Uhuvvet 2. He? Uhuvvet yok. Yok mu? Yok. Hadi atın bakalım Müslüman kardeşiz. Bakayım bana vuracak mı? He?
Anladın? Hastalar risalesi yok abisi. İhlası körler de söyler. İhlas, şaşıracaksınız. Hucumat isitte normal. Tamam. Hucumat isitte de normal. Şaşıracağınız ne biliyor musun? İktisat risalesi. İktisat risalesiyle ne alakası var? 223 Kastamonu. Ya yoldaki hedefe giderken yoldaki işaret taşları. Kastamonu. Ne alakası var üstadım? Bak sizler ara sıra ihlası ve iktisat lemalarını ve bazen hucumat-ı sitte risalesini mabeyninizle beraber okumalısınız. Üstad ne diyorsun ya? Ben iktisatı ne okuyayım ki? Niye? Ne yapar bu size? Sizin şimdiye kadar fevkalade sebat ve metanet ve tesanüt ve ittifakınız bu memlekette medarı iftihar olacak ve istikbali kurtaracak derecededir. Yani bu üç tane risale bize sebat verecek, metanet verecek, tesanüt verecek, ittifakımıza vesile oluyormuş. 201'de bir şey anlatıyor. Celal şaşırdın mı? Vallahi he? Hastalığı 223 müydü abi? Evet. Vallahi billahi ben şaşırıyorum. Hala. Mabeyninizle beraber okuyunuz. Ya bu Ener Risalesi okunması lazım beraber değil mi? Ener Risalesi, Kader Risalesi. Hadi İhlas'ı 15 günde bir okuyun dedi. Hucumat-ı Sitte'yi ben niye beraber okuyayım ki? Ya be arkadaşlar bak şimdi. Hucumat-ı Sitte'yi beraber anlamaya gerek yok ki. Ben zaten anlıyorum. Sen de anlıyorsun. Niye beraber okuyalım? Yetedaresunehu beraber okurken sirayet var. Birbirine geçmeler var. Akis var, akis. Ecdadın yaptırdığı camiye bakın. Cumhuriyet döneminde yapılan camiye bakın. Girince aynı şeyi mi hissediyorsunuz? Şu andaki bu oda salona girdiğiniz zaman hissettiğinizde yatak odanıza, evinize gidince aynı şeyi mi hissediyorsunuz? Sen risale okudun evindeki oda ile öteki misafir odayı aynı şey mi hissediyorsun? Sirayet var. O hucumat-ı sitte ihlas ve iktisat yapılırken ruhlarımızdan çıkan o koku, o hal, o halet birbirimizi girip geçiyor, giriyor içeriye. 201'de bak ne diyor. Usta tuhaf tabii. Usta da anlamış değilim. Kafam çalışmıyor. Teslim olmaktan başka çarem yok. Üstad çünkü kafa bırakmadı zaten bize. Diyor ki, evet her tarafta bu derdi maşet herkesi sarsıyor. Ehli dalalet bundan istifade eder. Ehli diyanet de kendini mazur bilir. Zarurettir ne yapalım der. Demek Risale-i'nin şakirtleri bu açlık ve zaruret musibetine karşı yine nurlarla mukabele etmeli. Yani bu derdi maşet, hırs, varlık içinde yokluk. 223, Geylani de diyor, Futul Gayb'de okumuştun. İnsanların çoğu fakir meselesi var ya, varlık içinde kahtu gala diyor, yokluk yaşıyorlar hırslarından dolayı. Mevcut nimeti fark etmeyip hala gözleri tule, daha yukarılarda. O zaman mevcut yok olduğu için fakir. O hedefe göre kendisi fakir. Onun için mevcuda göre fakir. Dolayısıyla iktisat risalesi sana, senin üzerinde var olan nimet ilahi sana fark ettiriyor. Birbirimize fark ettiriyoruz. Birbirimize fark ettiğimizi fark ettiriyoruz. Sirayet ediyoruz. Muzakere yaparken. Allah'ın nimetini fark ediyoruz. Bak, zarret musibetine karşı yine nurlarla mukabele etmeli. Her şakirtin vazifesi yalnız kendi imanını kurtarmak değil. Belki başkasının imanlarını da muhafaza etmeye mükelleftir. O da hizmete ciddi devam ile olur. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Ağzım laf tutmuyor benim. Beceremiyorum. Birisine de kitap veremiyorum. Yani başkasının imanını nasıl kurtaracağım ben? Hizmete ciddi devam ile olur. Süpürgesi, lavayı temizle. Musluk akıyor, contayı değiştir. Ekonomi neyse bir fatura değiştir. Faturaya yatır. Yani hizmete ciddi devam ile ne özelliğin var? Onu yap arkadaş. Benim özelliğim bu. Siz ders
sana hazırlayacaksınız, ben de ders yapacağım. Ötekisi de kapıyı boyayacak. Celalettin kardeş de kaynak yapacak, o da şey yapacak, bilmem ne yapacak. Herkes bir şey yapacak. Bak, hizmette nasıl yapacağız başkasının imanı kurtulmasına? Hizmette ciddi devam ile. Bak, görüyor musun? Şuraya bakın. Sizler ara sıra, Mehmet ilgini çekmedi mi? Çok tuhafıma gitti. Niye? İktisat, bak ara sıra ihlas ve iktisat nemalarını ve bazen Hucumat-ı Sitte Risalesini mabeyninizde beraber okumalısınız. Üstadım, biz Miraç okuyoruz. Besmele'nin sırlarını okuyoruz iyi anlayalım diye. Kim okudu İktisat Risalesini beraber mutala etti ki? Ben bile etmemişim. Ama üstad et diyor. Çünkü hal, bakın şu anda müzakere değil. Ben ders yapıyorum. Müzakere bu derse benzemez. Bu dersten kalitelidir. Osmanlı'nın yıkılmasına, bu müzakere ilminin bu kalkmasından diyor üstad. Sebebi öyle diyor. Medreselerde müzakere ilminin niçin enaniyet, gururdan dolayı ne müzakeresi diyor ya? Dik kafayla gidiyor. Müzakere bilgi alışverişi değil arkadaşlar. O zemindir, ifadedir. Müzakerede benim anladığım en çok sirayet var, sirayet. Birbirine geçişler yaşanıyor. Ruhlar birbirine ayna. Ruhlar birbirine fotokopi, kaynaşma oluyor. Yani muhabbet manası değil. Ruhta mesela şöyle diyeyim, daha iyi anlaşılır. Affınıza sığınarak söyleyeyim. Hastaneye gidiyorsunuz. Organlarınızda sorun var. Ama doktor tespit edemiyor. Teşhis etmesi için sana diyor ki şu kaban git büyük abdestini ve küçük abdestini getir bana. Ne yapacaksın doktor bey ya? Senin içini seyredeceğim, ne var ne yok. Yani insanın atmış olduğu büyük abdest ve küçük abdestle tahlil edilerek içeride haber alıyor musun? Alıyorsun bu pislikten. Pislikten sen varsın. Pislikte senin organların var. Pislikte senin haberin varsa senin o andaki sesin, kokun, ruhtaki halin karşıya sirayet etmez mi? Seni taşımaz mı? İdrarın ve gayeta seni taşıyor da senin o andaki ruhta çıkan o hal seni oraya taşımayacak mı? Ustad diyor ki lemalar kaçtı? Semli tesirli nazarlar diyor. 196 mıydı? 196 tesettür risalesinde. Yani insan böyle bir kadına bakarken böyle bir acayip halle bakıyorsa o ruhtaki o olumsuz an göz merceğinde, mercek aynadır. Onunla karşıya gönderiyorsun. Ona semli nazar diyor. Zehirliyor seni. Zehirleyen nazar diyor. O ne diyor ya? Fiziğin ta ilerlerinden bahsediyor. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam mezarlıktan geçerken şurada vefat edenlerin yarısı kadar diyor. Yarısından çoğu mu diyor? Nazarla öldü diyor. Ustad diyor ki nazar 323 müydü şu anlar? Nazar bana dokunur diyor. 260 Kastamonu halimi soranlara diyor. Biz öyle geçiştiriyoruz. Hiç. Ustad ne diyor ya? Bak diyor ki halimi soranlara derim ki nazar ve ervah-ı gayri tayibe beni ne yaptı diyor? Müteessir mi etti diyor. He? Yaptı. Sabit etti. Vurdu. Vurur diyor. Yok, o nazar bana vurur şu anlarda. Kastamonu da diyor. Halimi soranlara nazar ve erva gayri tayibe bir şey yapar diyor. Halimi soranlara dedim ki 260. Hem nazar hem erva gayri tayibe cihetinden başıma gelen bu musibet. Musibet geliyormuş. Bir nazar, bir de erva gayri tayibe. Yani başkaları da var burada. Onun için arkadaşlar, ya nasıl ki insanın bu atıkları insanın aynı zamanda kimliğidir. Batını zahire taşıyor. İnsanın kokusu. Koku yani bir başka da örnek vereyim müsaade edin. İçki içenin kokusu teri necistir İslam'ın kokunda. İdrar nasıl sidik? Aynı öyledir. İçki içenin teri necistir. İçki içmeyenin teri hiçbir şey değildir. Mübarektir. Bakın batını dahile taşıyor. Peki ter seni taşırsa, büyük küçük abdest seni taşırsa, elsinetikum elvanikum, simalarımız, seslerimiz, nazarlarımız, bakışlarımız ve haletlerimiz bizi karşıya taşıyor.
Dolayısıyla müzakere ilmi yaparken iktisat risalesinde şu oluyor. İşte Ozdil haberi yok, şimdi falan Abdullah'a haberi yok. İktisat risalesini beraber yapıyor muyuz? O ders okunurken ben var olduğu, bende bir nimet var. Risale okunurken hemen anladım, vay be, ona ne nimet varmış bende. Ona şu araba, evim var, çoluk çocuğum, ona aç değiliz, açıkta değiliz, sakat çocuğum yok, bilmem ne. Hani size demiyorum müzakerede ama içimde hep uyanıyor bunlar. Ulan ne, hakikaten ya, ne kadar şükretmem lazım. Fesubhanallah. Ne nimetler varmış. Bunlar benden çıktıkça enerji oluyor. Realitedir. Bu vücudu haricisi vardır. Mahluktur. Biz zannetmeyin. Bunlar ruhaniler görüyor. O enerjidir. Enerji. O enerji karşıya sana giriyor. Sende de böyle nimetlerin farkındalığı uyanıyor. Bazen okunan kitaptan değil, okunan kitaptan uyanan birisi, oradan birisinin uyandırması ile uyanıyoruz. Ya. Acayip bir şey ya bu. Deli edecek bir kitap. Nata psikoloji. Bir mesela 66 Kastamonu'yu bir okuyun. 3 aylarının maddi havayı nasıl bozduğunu, insanların nazarlarının, düşüncelerinin, havanın maddi havayı nasıl etkilediğini, onu teneffüs edenlerin nasıl ciğerlerine kadar o nerelerden gelen o havayı teneffüs edip onun da hali değiştiğini anlatıyor. Kastamonu 66. Ya kardeşim bu ne biçim kitap ya? Tuhaf hakikaten ya. Batını zahirde, zahiri batında gösteriyor. Vallahi mübarek ediyorsam Allah kahretsin beni. Siz şef için söylemiyorum. Bak ben böyle okuyorum bak. Çize çize değil. Kelime kelime vallahi. Kelime kelime ya. Bak. Kelime kelime, bir tanesi değil. Bak, Meftani varmış. Kelime kelime. Bu nasıl, psikolojiyi buradan çıkar. Ne psikolojisi? Toplumsal ismi işte. Enfusi tefekkür. E bunu koy işte bu derse, psikoloji de. Psikoloji midir yani toplumsal işte? Enfusi tespitlerimiz. Bak burada ne diyor, açtım ne çıktı? Risale-i Nur'a diyor ki, Risale'nin bir talebesi Risale-i Nur'a çalışamadığının bir sebebi, derdi maaşetin ziyadeleşmesi olduğunu söyledi. Biz de ona dedik ki Risale-i Nur'a çalışmadığın için derdi maaşet sana şiddetlendi. Vesaire devam ediyor. Acayip bir şey ya. Sıkıntıyı anlatıyorum. Buralardan çıkarıyorum arkadaşlar. Okurken defterim yanımda not alıyorum. Topluma da geniş sahaya yaysın diye adına psikoloji diyor. Geçenlerde yaptım işte dün. Bugün şeydi. Bugün aile içi hırçınlık mıydı? Aile içinde insanlar, kadın, erkek, oğlan falan veya çocuk niçin hırçındır? Çocuklar niçin hırçındır? Onu yaptım. Önceki gün insan nasıl istikametli olur? Hangi sebeplere uyarsa istikametli olur? Onu hep çıkarttım, Kastamonu'dan çıkarıyorum. Emirdağ'ın da Kastamonu'dan çıkarıyorum. Böyle, mesela ben adam olamıyorum. Herkesin sorusu var. Ben adam olamıyorum, 134. Ben adam olamıyorum. Gittikçe fenalaşıyorum. Manevi hizmetlerimin neticelerini göremiyorum diye medet istiyor. Ona yazıyoruz ki ya bak, fenalaşıyorum diyor adam. Bak burayı koydum. Ya ne diyeyim, ben de merak ediyorum. Adam niye fenalaşmış ya? Hakikaten bana benziyor diyorum. Kendimi bunun yerine koyuyorum. Yani okuduğum kitapları, okuduğum risalenin neticesini alamıyorum ya. Ben de hakikaten okuyorum, gene sıkıntı var. Kur'an okuyorum, sıkıntı var. Yani okuduklarımın diyor, hizmetlerin neticelerini göremiyorum dedi. Biz de ona yazıyoruz ki, ha kendimi Hasan diye okuyorum. O zaman lezzet alıyor. Ben adama hitap ediyor diye okumuyorum ki. Mesela Resulullah'ın onu da anlatayım, kesiyorum. Peygamber Aleyhisselam mucizeleri var ya 19. yüzyılda. Şöyle okuyorum. Ben oradayım. Adamın bir tanesi kolu kesilmiş. Adam, ya nasıl bir iman taşıyor bu? Böyle bir iman olur mu? Bu kolu kesilmiş. Biraz takılmış böyle. Tamam mı? Sinirleri, damarları. Engel oluyor cihatta. Tak tek kılıcı vuruyor, onu da kesiyor, savaşıyor. Sonra tutuyor bu kolu. Sanki marketten poşet almış. Tutuyor öteki eline. Ya Resulallah bunu yapıştır. Böyle bir iman olur mu ya? Bu nasıl bir iman? Yani bu buraya yapışır mı sormuyor ya. Ben oradayım. Ben kendimi onun sahabeye yerine koyayım. Ya Resulallah bunu yapıştırır mısın? Neyi yapıştırırsın? Kopan düğmeyi mi dikecek bu ya? Böyle bir şey olur mu? Yani teslimiyete bak. Allah'a güvene bak. Peygamber bakın.
bakışına bak. Peygamberi nasıl görüyor? Peygamberi görmesine bak ya. Peygamberi nereye oturtmuş? Peygamberi nereye oturtmuş? Nereye oturmuş peygamberi onun aleminde? Bu ne biçim peygamber anlayışı? Poşet gibi kolunu tutup ya Resulallah yapıştır diyor. Ya bunun imanına bir giriyorum Allah Allah ya. Yani küm küm. Mesela sahabe geliyor. Ya Resulallah çocuğumu oraya attım, kızı gömdüm diyor, çağıralım. Peygamber diyor mu ki ya tamam işte falan, haşa kendi sürdürseydi dini. Ya öldü gitti artık şehit oldu falan, elini ayağını karıştırma. Hadi gel gidelim çağıralım dedi, gelsin istersen geri. Daha önce gömdük artık öldü gitti demiyor. Yani nasıl bir sahabe konunu sağlaya sağlaya, ben bir olayı anlatmıyorum. Ruhunun ne olur yaşamaya çalışır o zatı. Ya Resulallah bunu çağıralım gelsin. Ya gidiyorlar mezara doğru, neler hissettiğini hissetmeye çalış. Ya şimdi çocuğu çağıracağız geleceğiz. Ulan kaç sene önce gömülmüş ya. Ulan mezardan kalkacak topraklarıyla, kefenleriyle zaten kemik memik yok. Ondan sonra ne var ne yok baba ya öyle mi ya çok sevdim falan. Bu aletlerle gidiyor adam. Mezara çağırıyorlar ya falan. Lebbeke ve seddeke ya Resulallah diyor. Yani onu duyuyor, konuşuyorlar karşı gelme yok diyor. Daha ondan daha hayırlısını buldum diyor. Bak duydun mu diyor. Ha duydum peki diyor tamam diyor. Ya bu nasıl bir iman ya bu ne yapıyorlar bu tiyatro mu bu film mi ya. Bunların iman nasıl bir iman ha? Orijinal bir iman. Çakma değil ha. Sana iman değil. Orijinal yani. Ya bu nasıl bir insan? Ama nasıl buna bu hale getirdi? Ustadlarına bak ya. Acayip. Ustad ezelisi başka. Ustadları var. Sadık. Ya bu ya böyle okuyunca böyle. Ben kendimi 19 mektup çok zevk alıyorum. Kolumu kolu sağlaya sağlaya gidiyorum falan. Bir tane tabak var. Ulan 70 kişi çağırdılar, ben bile doyarım demiş. Doğru söylemiş. Ebu Cehil demiş ya, Muhammed bunun için mi çağırdın bizi demiş. Adam yine ne yapayım yani, biraz hak şey yapabiliyorsun. Muhammed bunun için mi çağırdın demiş. Ye demiş. Ne yiyeceğiz demiş ya, bütün akrabayı çağırmış. Amcası, eyvah. Amcası kimdi? O zındık olan. He? Ebu Cehil olur mu amcası ya? Ebu Leheb. Muhammed sen bizimle dalga mı geçiyorsun dedi. Bir kişi bile ben doyarım dedi. O yemekle 70 kişi doyar mı? Ye demiş. Ne yapmış biliyor musunuz? İnadına yemiş çabuk bitsin diye. Çünkü şeyi öyle yazıyor. Tabağı vuracakmış. Kaldırıp vuracakmış böyle. Bu bir hakaretmiş orada. Ondan sonra yiyorlar. Allah Allah yiyor. Daha fazla bitsin. Yiyor. Bitmiyor. Bir 70 kişi de çağırıyor. Adam seyrediyor. Kendisi kenarda. Onlar çekip gitmiyor. Geliyor bir 70 kişi de. 300 kişi oluyor. Ufak da. Şimdi sen oradasın. Al abisi. Sen oradasın. Sil. Peki nasıl olur senin imanın? Allah istikametten ayırmasın. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke ne'abudu ve iyâke nesta'in. İhdina sıratel mustakim. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veled dâllîn. Amin. El-Fatiha. Temas salavat.